Fake Semih 3 lira yollamış. Aa, bunu izlerken aklıma sen geliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne acaba? Aşkım, ne oldu? Neyin var? Yok Batu, ben yapamıyorum. Ya senin bu Ya niye küfür deyince aklınıza ben geliyorum ya? durumuna daha fazla dayanamıyorum. Ne durumu lan Nazlı? Sen seksi o kafa mı oldun? Al işte. Aşığım lan ben sana, aşık. Gülü seven sikmiş dikenini. Yok Batu, yetti artık. Seni seviyorum. Abi tamam da yani benim küfür etme oranım başka bir insana göre daha fazla değil ki. Seni ilk gördüğüm anda sana vuruldum. Ama insan iki kelam edemedikten sonra nasıl bir ilişki Nazlım, senin karşında sikit aşağına denk gül gibi bir çocuk var. Daha ne istiyorsun sen ya? Rahatlık götümüze mi baktı? Senin daha derdin fazla ne? bu arada. Sik de lan, Küfürsüz ne daha nihayet fazla istiyorum sana. ben. Tatlı alır mıydınız? Domates, patlıcan, hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir git hanımefendi, iki kelam laf etmek istiyor. Hoşçakal Batu. Dur gitme. Ya biliyorsun bu götlerleleri beni böyle yetiştirmiş. Deli bile eşek arısı sikişsin. Ben kendimi durduramıyorum ya. Seni seviyorum. Çok üzgünüm. Lan Nazlı, soğuk ham çiçekliği yapma. Nereye gidiyorsun? Ulan amına koduğumu sikik hayatına bak lan. Ulan hani kısmet yola çıktı mı yarrak Bağdat'tan gelirdi. Çok iyi Bağdat'tan lan. kaçtı amına koyayım. Küfür komedisi hiç komik değil. Bence komik abi şu an yani hani. Bırakamam ben bu kızı. Bırakamam ben bu kızı. Kalbimin gülüsün lan sen Nazlı. Bırakmam seni. Vallahi bırakamam. Çözeceğim lan ben bu işi. Batu Bey, biraz çocukluğumuz. Benim kafayı oraya koyabilirsiniz montajda. Küfür etmek istemiyorum. Sen bahsedebilir miydik? Ah, siksinler çocukluğumu. Ali Bey, işte annemle babam trafik kazasında ölünce ben bu pezevenk amcamın eline kalmışım. O da sağ olsun varıyla yoğuyla psikopatın teki olayım diye uğraşmış orospu çocuğu. Enteresan ama sanıyorum daha sonra siz azmettiniz ve küfürsüz bir hayat yaşamaya çalıştınız. Lan İbni amcam benim götümü kesip çorap lastiği yapmış abicim. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Küfür benim için şiir gibi, su sesi gibi. Ama aşığım be doktor, aşık. Kurtulmam lazım bu meletten. Anlıyorum. Yarrak anlıyor. Abartmayın lan, o kadar küfür etmiyorum. Vallahi bir gün hiç üşenmedim. Bir yayınımın hepsini değil de hani böyle izledim böyle bir şey anlatırken falan. Atıyorum 15 dakikalık bir şey anlatıyorum. İçinde 6 tane falan küfür var. 15 dakikada 6 tane küfür edersin bu arada. Anlıyorsun. Nereye anlıyorsun? Beni anlaman mümkün değil. Ben normal anlıyorum. Yarrak anlıyorsun. Nereye anlıyorsun? Beni anlaman mümkün değil. Ben normal konuşmayı ilkokula başlayınca öğrenmişim. O zamana kadar sırf küfür. Batu Bey, ben sizi bir meslektaşıma yönlendireceğim. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Bak işte çocukluğuma mocukluğuma ne yapıyorsan yap. Batu Bey, sizin iyiliğiniz için. Lan benim vaktim yok. Kız benden vazgeçmeden karşısına pürü pak çıkmam lazım. Anlıyorum. Aferin sana. Aferin, senin ben amına koyayım. Seni yapacağın işin de ben amına koyayım. Siktir git lan. Siktir git. 3-5 kitap oku, psikoloji. Oğlum rahatlamıyor mu? Ben rahatlıyorum mesela. Yani gerçekten böyle birine bu kadar küfür edince karşımdaki yerde küfür hak ediyorsa çok rahatlıyorum. Öğren. Ondan sonra tabelalara adını yaz. Amcıkağız. Sorun yok. Dert etme. Ulan nereye sorun yok? Aşığım ulan ben. Aşık. En iyisi sizi bir meslektaşıma yönlendireyim, olur mu? Hayda. Bu da sıçtı arkadaş ya. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Lan sen 5. doktorsun geldiğim. Car car beni konuşturup sonra sik görmüş gibi suratıma bakıyorsunuz. Sersem sikin tohumları sizi. Enteresan. Ali Bey kusura bakmayın yani, çok özür dilerim. Gerçekten kusura bakmayın. İşte böyle tutamıyorum, böyle küfürler böyle ağzımdan fışkırıyor yani. Anlıyorum. Siktir git lan, nereye anlıyorsun? Şey çok pardon, kusura bakmayın. İşte bak görüyor musunuz? Böyle oluyor işte, şey yapamıyorum. Öyle oluyor yani. Bu arada küfür hoş bir şey değil, evet, etmeyin. Amına kodum çocuğu. Şey kusura bakmayın işte. Kolay gelsin. Şimdi hocam benim derdim... Aman. Zevzek iş başa düştü, tedaviye başlıyoruz. Ne oldu? Ne yapacağız abi? Oğlum ben her küfür ettiğimde suratıma bir tane tokat vuracaksın. Yok abi, yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan göt. Tipe bak. Çok tatlı lan. Tokat vuracaksın. Yok abi, yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan göt. Ulan daha başlamamıştım be. Ha pardon. Elin damma ağrımış ha. Nazlım, canım, seni çok seviyorum. Beni terk etmekle o kadar haklıydın ki. Sonuçta benle yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Ama ben var ya, seni seven kalbimin her hücresini sikeyim amına. Kalbimin ta ortasını sikeyim. Aşkım seni... Hücre
gözünü seveyim. Evimi sikin. Ben sikin. Oğlum çok iyi tip bulmuşlar ama ya. Tip çok iyi. Her şeyi sikeyim. Amına kodumu kırıp. Lan küfür etmeyeceğim ulan. Etmeyeceğim. Buyur lütfen canım Nazlıcığım. Nasıl da kibar? Seni dinliyorum. Seni çok özledim Nazlım. Gözümde tutuyorsun. Seni kalbimin her hücresiyle seviyorum. Beni terk etmekte o kadar haklıydın ki benim gibi bir benim gibi bir adamla olmanın ne kadar gördüğün gibi zor olduğunu biliyorum. Ama bundan sonra küfür edeni sevsinler. Aşkım bu bir rekor. Tam 2 dakika boyunca hiç küfür etmedin. Vur şimdi. Nasıl başardın bunu? Kolay olmadı aşkım. Kolay olmadı. Bundan sonra asla küfür yok. Aa. Bir şey söyleyeyim. Yani ama. As siktir lan göt lalesi. Yavşak orospu çocuğu. Sen burada 2 kelam eden kadına öyle yan gözlerle bakmaya utanmıyor musun? Gavat. Aşkım. Batın. Aşkım. Bundan sonra senin yerine ben küfür edeceğim, tamam mı? Tamam Nazlı. Tutturdum. Tamam. Kadın mı sövecek? Ben hiç aklıma gelmedi kadının söveceği ya. Dur lan göt lalesi. Yavşak orospu çocuğu. Şöyle daha vurgulattırsaydı ya böyle. Yavşak orospu çocuğu. Böyle hıh. Sen burada iki... Evet güzel videoymuş. Kim yolladı lan bunu?